Bahar. Pardon, ben seni korkutmak istememiştim. Sadece etkili bir giriş olsun istemiştim. Ne oldu? Bir şey mi isteyecektin? Amcanla ilgili bir gelişme var mı? Haber aldınız mı? Merak ettim. Bunu telefona da sorabilirdin Gökhan. Sorabilirdim ama ben burada olmak istedim. İyiymiş amcam. Hayat tehlikeye atlatmış ama işte yoğun bakımdaymış. Çok sevindim. Büyük geçmiş olsun hepimize. O halde bu akşam yemeğe çıkabiliriz. Yemek de nereden çıktı şimdi? Bu gece seninle Yiğit'i yemeğe götürmek istiyorum. Geldiğimden beri Yiğit'le doğru dürüst yalnız kalamadım. Onu söyleyecektim. Hem de bu güzel haberi kutlamış oluruz. Tabii sen de istersen. Yiğit erken uyuyor. O zaman biz de sen ne zaman istersen döneriz. Evet mi yani? Geç kalmak yok ama. Hayır yok. Senin de oğlumuzun da düzeni bozulmayacak. Peki. Akşam gel al bizi. Bahar. Sağ ol. Selim, abi, hiç inme. Arabasızım, hemen gidiyoruz. Hadi. Niye, ne oldu ki? Nereye gideceğiz? Abicim, sen bin arabaya, ben sana yolda anlatırım. Hadi. Abicim, tekrar o trafiğe giremem ben ya. Ver abicim anahtarları. Hadi atla. Hadi abicim, bin. Gökhan, abicim bak yine içmeye gidiyorsak ben almayayım. Sen geldin geleli bir yıllık alkol kotamı doldurdum zaten ya. Hayır abicim, bu gece içmeden sarhoş olacağım. En sevdiklerimle harika bir gece geçireceğim çünkü. Hadi bakalım. Bahar da mı geliyor? Sadece Bahar olsa iyi. Yakışıklı oğlum da gelecek. Oğlum, beni niye getirdin o zaman buraya? Birlikte olalım diye. Abicim, benim ne işim var? Sen oğlunla, Bahar'la baş başa ol. Beni ne yapacaksın? Oğlum, anlamıyor musun? Sen hayati bir tamponsun. Bahar seni çok seviyor. Şimdi sen olduğun için tatsız konuların hiçbiri açılmayacak. Çok keyifli bir gece geçireceğiz. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Anneciğim, yemeğe mi gidiyoruz? Hah, geliyor. Biz? Gel bakalım benim yaşımda. Merhaba Bahar. Merhaba. İki günde amma da ağırlaşmışsın sen Yiğit. Yiğit'in annesi, sen de bu akşam çok güzelsin. Sağ ol. Hadi ne bekliyoruz, gidelim. Rezervasyon saatimizi kaçırmayalım ha. Alayım. Gel bakalım anne. Gel. Prensim, bak burayı öğrendim. Sen de sevgililerini buraya getirsin artık. Bu bir aile geleneğimiz olur. Heh. Ama bak, çok önemli bir kuralımız var. Buraya getireceğin küçük hanım, annen gibi çok güzel olmalı. Anlaştık mı oğlum? Küçük prensim. Bahar, söylediğim her şeyi anlıyor gibi. Baksana nasıl bakıyor. Anlıyor tabii Gökhan. Kocaman oldu artık. Yakında yürüyecek benim oğlum. Tabii ki yürüyecek. Değil mi? Ha? Diş çıkarma nasıl gidiyor Bahar? Sıkıntılı demiştin, bitti mi? Çıkıyorlar işte birer ikişer. Ama onun da benim de canımı okuyor minik dişler. Selim, sana da teşekkür etme fırsatım olmadı. Ben yokken karıma ve çocuğuma sahip çıktığın için teşekkür ederim. Dostluğunu ailemizden esirgemedin. Çok sağ ol. Bir şey yapmadık canım, ne demek? Hadi. Hadi bakalım.
Şerife. Şerife. Ha. Gökhan? Ya Gökhan. Beni nasıl buldun? Ben gazeteciyim oğlum, unuttun galiba. Üstelik şaşırması gereken sen değil benim. Uyanıp da seni bulamayınca şok oldum. Önce bir şey oldu sandım. Eşyalarını göremeyince durumu anladım. Niye böyle bir şey yaptın? Ne işin var burada senin? Seni rahatsız ediyordum, artık zamanı gelmişti. Olur mu öyle şey oğlum? Sinirlendirme şimdi beni. Tam tersi. Senin varlığın bana güç veriyordu oğlum. Bahar'ın yokluğunda can yoldaşı oluyordun. Hadi abicim, rahatsızlık falan dinlemiyorum. Topla pılını pırtını, hemen eve dönüyoruz. Bir makarna yaparız, bir bira açarız. Oh, şahane. Hem oğlum var ya, sana harika haberlerim var. Bu sabah ben ne yaptım biliyor musun? Bahar'a çiçek yolladım. Ya başıma çaldırmak için geri yollamadı. Demek ki dün geceki yemek işe yaradı. Tabii ki senin desteğinde. Gökhan lütfen git, yalnız kalmak istiyorum. Selim, ne oluyor oğlum? Niye böyle davranıyorsun? Bana bak, canını sıkacak bir şey mi yaptım? Tabii ki hayır. Ha, anladım abicim, anladım. Sen beni çekmekten bıktın, havlu atıyorsun öyle mi? Sana git diyorum, neden gitmiyorsun Gökhan? Selim, iyi misin sen? Hayır değilim, artık yeter. Bahar'ın hayatındaki adam benim, anlıyor musun? Ben de ona aşık oldum. Ben Bahar'a evlenme teklif ettim Gökhan. Sen nasıl bir adamsın ha? Nasıl bir adamsın? İstediğin kadar Bahar ama gerçek değişmez. Ben sana karımı oğlumu emanet ettim. Sana güvendim. Sen benim dostumdun. Bu nasıl erkeklik ha? Bu nasıl erkeklik? Ben Bahar'a aşık oldum Gökhan. Düşündüğün gibi değil. Bir daha aşık olmuş. Bir daha aşık olmuş ha? Çok istedim. Çok vazgeçmeye çalıştım. Ama engel olamadım. Ben acı çekmiyor muyum sanıyorsun ha? Sus ulan sus! Allah belanı versin sus! İstediğin kadar vur. Hatta istersen öldür. Ben ne kadar salakmışım lan. Ben ne kadar salakmışım. Öldüreceğim lan seni. Şimdi pılını pırtını topla ve bu şehirden defol. Seni bir daha görmeyeceğim, anladın mı? Bahar'a ya da oğluma yaklaştığını görürsem Selim seni bu kez öldürür. Şimdi defol git buradan. Hadi! Gidemem. Onu seviyorum. Bahar'sız yaşayamam. Selim, azıcık onurun kaldıysa gidersin. Gitmiyorum. Burada kalacağım. Sen ne kadar şerefsiz bir adam mısın lan? Kimin gideceğini ikimiz de karar veremeyiz. Öyle bir karar veririm ki... Yeter Gökhan! Dinle beni! Ben Bahar'a evlenme teklif ettim. Ona yüzük verdim. Ve yüzüğü kabul etti. Üstelik yüzük hala onda. Gitmesi gereken biri varsa o da sensin. Yüzük? Sana evet mi dedi? Hayır evet demedi. Ama hayır da demedi. Daha önce hiç kimseye böyle tutulmadım ben. Bana hayır diyene kadar onu bırakmam Gökhan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.